Türkiye 0 Macaristan 1 olarak tamamlandı karşılaşma. İç sahada UEFA Uluslar Ligi'nde ne yazık ki 1-0 kaybediyoruz. Ve golü de 80'de Szoboszlai kaydetti. Bir duran toptu. İlerleyen dakikalarda karşılaşmanın özeti ve tartışmalı pozisyonlarını birlikte değerlendireceğiz. Sevgili Haldun Domaç ve Ilgaz Çınar'la birlikte. Keşke böyle bitmeseydi. Şöyle kadro değerlerine bakıyorum. Hani ilk 11 değerleri yazılıyor, çiziliyor ya. 131 milyon euro Türkiye, 44 milyon 300 bin euro Macaristan. Hani çok gerçekçi değildir tabii. Yani ben kadro değerleri ben o ne zaman iflas etti biliyor musun? O Arsenal Galatasaray maçında iflas etti. Kadro değerlerine bakarsan maçın oynanmaması lazımdı ama Galatasaray çıktı, UEFA Kupası kazandı. Yani onun için yani o pek fazla böyle hani gerçekçi bir yaklaşım değil diye düşünüyorum ben. Ama şu gerçek var. Hani şu kadrodan daha iyi bir kadro çıkabilirdi. Bizim elimizde vardı. Kendi adımıza evet kadro eleştirisi ilerleyen dakikalarda evet. Konuyu açarak da yapacağız. Evet. Nasıl bir 11 ile çıkılmalıydı? Elbette milli takım seçicisi Şenol Güneş Hoca mutlaka oyuncuların işte son durumları kendilerini daha hazır hissedenleri oynatacaktır. İdeal olan bu ama bir de sahadaki oyunu ve oyun anlayışımızı işte konuşmak lazım. Oradan başlıyor zaten kadro eleştirisi bu sefer. Hani orada Mert'le olmazdı acaba Zeki ile mi olurdu ya da acaba Kenan mı olmalıydı? Ahmet'in yerine konuşmaları muhtemelen çok yapılacak. Bazen zihin açıcı konuşmalardır. Evet. Keşke galibiyetle başlasaydık Uluslar Ligi'nde. Ama işte Macaristan ve dengi Rusya, daha belki bir tık üstü Sırbistan gibi takımlarla Uluslar Ligi'ndeyiz. Çok ya Uluslar şimdi, Ligi şeyi de şunu maceramıza şunu güzel başlayalım. Şunu söyleyebilirim Mustafa. Yani tabii ki bu maça bakarak bütün moralleri bozmak, enseyi karartmak değil mesele. Çünkü bizim potansiyel olarak baktığımızda bizim potansiyelimiz daha yukarıda. Yani biz Rusya ve Sırbistan'la bile baş edebilecek, onlarla başa baş oynayacak bir takımken Macaristan'a yeniliyor olmamız ki Macaristan playoff oynayacak. Sevimli değil tabii ki ama telafi edilemez de değil. Çünkü biz doğru bir kadro yapılanmasıyla çıkarsak Merih Çağlar, Zeki Çelik, Umut önlerin önünde Mahmut'la, onun önünde işte İrfan Can'la, Hakan'la, kanatlarda Kenan Karaman'la, işte Burak Yılmaz'la, belki daha ileride Cenk Tosun'la falan çıktığımız maçlarda biz o takımlara karşı da etkili oluruz. Yani Sırbistan'a karşı da Rusya'ya karşı da etkili oluruz. Peki Reha Kapsal, teknik direktör Reha Kapsal hazır. Değerli hocama da karşılaşmayla ilgili değerlendirmesini soralım. Biz biraz kadroyu eleştirdik ama Reha hocam acaba siz ne düşünürsünüz? Sahaya yansıyan oyun ilk yarı itibariyle özellikle çok çarpıcıydı. Macaristan lehine çok pozitif, bizim için fazlasıyla negatifti. Karşılaşmaya dair notlarınızı ve analizinizi rica edelim. İyi akşamlar Mustafa, Aydın abiye de, Ilgaz'a da iyi akşamlar diliyorum. İyi programlar. Tabii ki şunu söyleyelim. Yani oyuncu havuzumuz, evet bana göre güçlü bir oyuncumuz var, havuzumuz var. Yalnız bunu oyuncu üzerinden de eleştirmemek gerekir. Yani oyunu da konuşmamız gerekir. Yani burada evet farklı profilde oyuncularla da başlayabilirdi Şenol Hoca ilk 11'de. Ama esas yani oyunda biz baskıyı nereye götürdük? Ön alan baskısı yaptık mı rakibi? Niye yapamadık? Niye orta sahada veya o baskıyı aynı şekilde götüremedik? Yani bunların daha doğru bir şekilde dile getirilmesi gerekir. Şimdi bizde Meri ile özellikle Çağlar'la eğer oynuyorsanız bir rakip 3-5-2 oynadı. İki tane santroporla baskı yapıyorsa burada Kaan Ayhan topu alıp kuracak bir oyuncu değil. Yani o perspektifte, o yeteneği olan bir oyuncu değil. Kaan tabii ki önemli bir oyuncu. Stoper oynadı milli takımda. Başarılı performanslar verdi. Aynı şekilde sağ bek oynadı. Ama şimdi böyle bir takıma karşı orta sahada çok çabuk alıp savunmanın önünde o topu ucun bölgesine orta sahaya ve direkt dikine topu sokacak, o pas alışverişini yapacak bir oyuncu profiline değil. Şimdi o olmadığı zaman da şimdi ikilinin önünde o oynuyor orta saha merkezinde. Yeri geldi üçlü gibi hatta açıldı iki stoperimiz araya gibi. Şimdi 7 tane oyuncu Kaan'ın önünde görev alıyor. O 7 oyuncuyu kullanmak oradaki o playmaker dediğimiz oyuncuda olacak. Şimdi Kaan bu profilde oyuncu olmadığından bir kere oyun oturamadı. İlk yarıda istenen o pas akışı olmadı. Bir de oyunda Ahmet, Emre ve Burak en çok top kaybeden oyuncular. Yani
Şimdi ön alanda topu tutamıyorsunuz. Niye? Rakip üçlü bir savunma oynuyor. Top bizdeyken beşli bir savunma. Burak Yılmaz ortada tek kalıyor. Şimdi futbolda temel bir şey vardır. Dörtlü oynadığınızda tek santroforla oynayıp orta sahadan bir oyuncuyla baskı yapıp oyunu kurduramayabilirsiniz rakibe. Böyle bir düşünceniz de olur. Rakip de oyunu kurmakta zorlanır. Ha, üçlü savunmalara karşı bunu Beşiktaş PAOK maçında da görmüştük mesela. Larin çok yalnız kalmıştı. O merkezde, özellikle savunma merkezinde Burak çok yalnız kaldı. Hem top kaybı oldu ve de aynı zamanda da rakip yarı alana yerleşemedi milli takım. Tabii ikinci yarı zaman zaman iyi oyun, yani sergilediğimiz dakikalar da oldu. Ama burada özellikle Hakan Çağlaoğlu mesela dakika 73. dakikaydı. Çiğan'ın diyorum galiba. Not aldım. Notumda var. Geldi Kaan Ayhan, Meri ve Çağlar'ın yanına, top aldı, oyunu kursun, rakip yarı alana getirsin diye. Yani bu anlamda ciddi sıkıntı yaşadık. Şimdi Hakan'ı biz ne diye hayal ederiz? Rakip yarı alanda oynayacak, etkili olacak. İşte dripling adam eksiltecek, duran topu kullanacak, şutör bir oyuncu, ikili oyun oynayacak Burak Yılmaz'la. Hakan bir de maçta, ben ilk yarı ve ikinci yarı not aldım Mustafa. En aşağı yani 10-12 kere net kendini gösterdi. Yani pasın yoluna çıktı orta saha bağlantısında. Ama istediği topla buluşamadığından, o da orta sahanın eşiğinden hücum bölgesini topu taşıyamadık tabii o da buluşmayınca. Bu anlamda milli takımın bu maç baz alınır mı? Bana göre alınmaz. Ama sıcaklık onlar için sıcak vardı. Konsantrasyon, evet, biz direkt katılıyoruz 2021'de Avrupa Şampiyonası'na. Evet, burada da mutlaka takımı görmek için Şenol Hoca eli rahat bir oyuncu havuzunu kullandı. Ama şunu da söylemek gerekir. Ben milli takıma da inanıyorum. Şenol Güneş de çok iyi performans verdi. Buraya kadar getirdi. Bir maçta Emin Aldın abi çok güzel bir getirdi. Yani enseyi karartmamak gerekir. Benim şüphem yok. Hem Şenol Hoca başarılı bir teknik adam. Oyuncu kadromuz ve havuzumuz da çok iyi. Yani 2021'de bu oyuncu topluluğu Şenol Hoca ile beraber çok iyi işler yapacak. Buradaki tabii ki özellikle bu Avrupa, UEFA Uluslar Ligi'nde hem Rusya olsun hem de zaten pazar günü Sırbistan'la oynayacağız. En iyi şekilde buradan gerekli olumlu olumsuz dersler de alınacaktır. Asıl hedef de mutlaka 2021'deki Avrupa Şampiyonası. Onun için bunlar olabilir. Ama dediğim gibi biraz daha oyuncu havuzu, evet, konuşuyoruz esas. Biraz daha mutlaka Şenol Hoca da görmüştür bu eksikleri. Yani rakip ne oynuyor, dizilişler, formasyon, biz ne oynuyoruz, biz nasıl alacağız, nasıl oyunu kuracağız, hangi oyuncu işte o topu alacak, bizim ön tarafımıza taşıyacak, nerede ön alan baskısı, kim tarafından olacak, rakibin hangi oyuncusuna baskı yapıp oyun kuracağız. Yani bunları da mutlaka Şenol Hoca ekibi bundan sonraki maçlarda en iyi şekilde sağ içinde eksik bir şekilde milli takımın yer alması için çalışacak. Reha Hocam, 5 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyorduk. O 5 maçta Macaristan'ın da tek galibiyeti vardı. Bugün yedek kulübesinde olan ama benim sahada beklediğim nispeten ve sevgili Halcun abi Ilgaz'la farklı isimlerde konuştuk. İrfan Can Kahveci, Okay Yokuş'tu. Mesela Okay takımı çok kötüydü ama kendisi çok iyi bir sezon çıkarmıştı. Zeki Çelik herkese nispeten daha hazır değil miydi? Biraz oyuncu tercihi, acaba takımı biraz iskelet değiştirecek ya da Avrupa Şampiyonası'nda biz başka bir şey oynamaya çalışacağız. O yüzden mi bu isimler kenardaydı? Onu nasıl değerlendirdiniz? Ya Şenol Hoca mutlaka görmek için böyle bir oyuncu tercihi olmuştur. Şimdi Mert'le oynarsanız sahabekte oyuncu profili olarak hepimizin bildiği gibi. Yani Ümit milli takımda Vedat Hoca zamanında evet sağ bek oynadı ama stoper meşekli bir oyuncu. Şimdi orada ciddi anlamda üretkenlikte sıkıntı yaşadı. Şimdi Umut Meraş da evet çabuk oyuncu ama yani oyunu kurmakta sıkıntısı var. Aynı şekilde bak düşün Mustafa, sağ bek Mert'in de var. Şimdi günümüzün, çağımızın oyunu artık stoperler, ya kenar beklerin de oyun kurucu olması gerekir. Oyunu kurup rahatlatması ve de özellikle bu gece Macarlarla oynadığımız gibi iki tane santroforla baskı yaptığında iki kenar beki içeri doğru gelip oyunu kurmalı. Şimdi bir de Kaan Ayhan, yani düşünebiliyor musun? Orada beşliden yararlanamıyorsun. Önde bir beşli kalıyor Uğurcan kalede. O beşli de oyunu kurmak için, şimdi Mert ve Hakan Yandaş önemli bir oyuncu. Tire'den
Aynı zamanda Menemen'den yani hepimizin bildiği, benim de takip ettiğim bir oyuncu. Mert o dönemlerde santrofor ve santrofor arkası oynayan bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'de mutlaka işler yapacaktır, iyi bir transfer. Ama Mert Hakan bir 8 numara değildir. Şimdi santrofor arkası bir oyuncudur. Oyunu kurmak, orada baskı altında topu kullanmak, özellikle orta saha futbolunda en çok baskının olduğu, en çok oradaki ikili mücadeleler ve de o baskı altında oyuncunun topu alıp kontrol etmesi, tekrar yani rakibinden kurtulup öne topu taşıması, bu topla da olur veya topsuz da olur. Yani orası farklı bir oyun. Şimdi Mert ve Kaan bunu oynarsanız zaten orta sahayı tamamen pas ediyorsunuz. Ön tarafa yani direkt de oynayacak, yüksek topla olacak bir milli takım oyuncu profili de yok ön tarafta. Ahmet, Emre öyle değil. Kısa boy, evet becerili oyuncular. Burak da zaten şimdi yüksek toplarda etkili olmak farklı bir santrafor özelliğidir. Yani sırtı dönük oyunlar farklı oynayabilen, işte uzun boylu oyuncularına yapacağı iştir. Yani bu anlamda biz böyle bir kurgunun da saha içinde birbirini tamamlamasının sıkıntısını yaşadık. Yani futbol bir tamlamadır. Birbirini tamamlaması gerekir oyuncuları. Yani savunma oyuncuları, orta saha oyuncuları, ikili oyuncular, üçlü oyuncular. Yani o ikili üçgenler oyunlarda birbirine dengeli oyuncular olması gerekir. Bu olmadığı zaman kim oynarsa oynasın. Yani dünyanın belki en iyi kadrosu, en iyi oyuncularını koyun ama birbirini tamamlamıyorsa o saha içi formasyonunda ciddi sıkıntı yaşarsınız. Yani biz bana göre bunun sıkıntısını da yaşadık senin söylediği gibi. Yani ama daha ne dediğim gibi yani daha saha içinde organize olan, daha oyun felsefesinde net yerleşmiş bir takıma doğru da evrilmiştik mesela Avrupa Şampiyonası elemelerinde. Bu kolay değil. 291 gün sonra maç oynuyorsun. Yani bunu mutlaka bu süreçte, bu yılki süreçte 2020-2021 sürecinde milli takım takviminde daha iyi yere gelecektir. Bizim buna ihtiyacımız var. Yoksa evet dediğin gibi Mustafa doğru. Yani sağ bek farklı, Zeki Çelik bulurdu. İşte farklı profilleri sayabiliriz. Orta sahada bana göre Mahmut olması gerekirdi. Yani İrfan Can bir 8 numaradır. Şimdi Yusuf da öyle. Ozan da oyun kurabilecek bir playmaker oyuncudur. Eldeki kadrodan Mahmut'un Başakşehir'de çok başarılı performans gösteren Mahmut Taşdemir onu yapardı. En uygun oyuncu o. Şimdi yani onun için oyunu daha fazla irdeleyip oyuncu üzerinden evet eksiklikler vardı. Evet bayağı eksik bir yani ilk 11 oynayan oyuncuyla yer aldık Macaristan'a karşı. Ama oyunu da daha fazla mutlaka geliştirmeliyiz. Mutlaka da dediğim gibi az önce Şayan Hoca ve ekibi de buna kafa yoracaktır. Ben hem oyunculara hem oyuncu havuzuna hepsine, çünkü 17 tane lejyoner oyuncu var. İlk 11'de oynayan 8 oyuncu. 8 oyuncumuz yurt dışında oynuyor. Yani yurt dışında oynayan, yurt dışında Uğurcan, Şevre Kılıç 3 tane oyuncu, 8 tane oyuncu ilk 11'de başlayan yurt dışında oynayan oyuncu. Yani bu oyuncular da iyi oyuncular. İyi bir birlikteliği, bir iş birlikçi bir milli takımımız var. Bu anlamda mutlaka bu süreç, bu yılki süreçte daha iyi hale gelecektir. Reha Hocam çok teşekkür ederim kıymetli katkılarınız için. Mutlu akşamlar diliyoruz. Ben de iyi akşamlar, iyi programlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şenol Hoca'nın basın toplantısını bekliyoruz. İlerleyen dakikalarda maçın özeti gelecek. Tartışmalı pozisyonları da birlikte konuşma şansımız olacak. Şimdi, benim şu ana kadarki izlenimim Reha Hocam, Halil Domaç, Ilgaz Çınar. Çok fazla ortak nokta var. Demek ki spor kamuoyu aynı noktaları buluyor. Şimdi Reha Hocam'ın söylediği bir şey var. Şimdi oyuncu üzerinden okumak yerine oyun üzerinden okumak. Tamam, bu çok güzel bir şey, doğru bir şey. Fakat bu kadar farklı oyuncu profillerini yan yana getirdiğiniz zaman oyun üzerinden okuyamıyorsunuz. Evet. Öyle bir dezavantajın oluyor. Şimdi çok basit bir şey söyleyeyim. İlk yarıyı beraber izledik, hep beraber. İzlediğimiz süreç içerisinde çok enteresan bir şey vardı. Sol tarafta Hollander'le Zobala'yı şimdi aldılar, orayı götürdüler. Teslim aldılar orayı. Teslim aldılar. Niye? Hollander geldi, içeri döndü. Neden? Çünkü arkada... Hocamın da söylediği gibi stoper özelliği olan Mert oynuyor.